Merhabalar sevgili Boğa burcu. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. Özellikle de yükselen boğalar. Pazartesi ve Salı günü itibariyle başlayacağız ama öncelikle şöyle bir şey söyleyeceğim. Venüs Başak burcuna geçiş yapacak bu hafta. Mars Plüton karesi var. Güneş tutulması gerçekleşecek Terazi burcunda ve aynı zamanda Mars'ın Akrep burcuna geçişi var. Hareketli bir hafta. Gezegenler burç değiştiriyor, ev değiştiriyor ve gezegenlerin burç değiştirmesi hepimizi etkileyecek durumlar. Bakalım Boğa burcunu hangi alanda etkileyecek? Şimdi bunları açıklamasına geçelim sevgili arkadaşlar. Şimdi pazartesi ve salı günü gündemimiz biraz daha ev konuları olabilir sevgili Boğa burcu. Ev için harcamalar yapabilirsiniz. Evle ilgili konular çıkabilir. Evle ilgili çatışmalar, evde bir darbede, evde bir işte bir şeylerin kırılması, bir şeylerin yıkılması, ne bileyim bir şeylerin tamiri gibi durumlar söz konusu olabilir. Olaylar büyüyebilir. Şöyle olaylar. Mesela suyunuz bozuldu diyelim, musluk bozuldu. Sadece musluk bozulması çıkmayacak. Bütün su borularının değişmesi gerekir gibi bir durum olabilir. Yani bu tarz enerjiler söz konusu. Atıyorum elektrik fişi, bir prizi bozuktur. Komple elektrik hattını değiştirmeniz gerekecektir. Bu da biraz ister istemez can sıkıntısı gibi durumlar söz konusu olabilir. Böyle bir durum olmasa bile ev ahaliyle ilgili, evle ilgili evde kimlerle yaşıyorsanız onlarla da sıkıntılı süreçler olabilir. Biraz kavga, biraz tartışma, biraz şiddetli durumlar, biraz birbirinizle çatışma gibi durumlar büyüyebilir. Konu büyüyebilir, olay büyüyebilir. Sanki bu tarz etkiler söz konusu olacak sizin için. Aynı gün Venüs Başak Burcu'na geçiş yapacak ve Venüs'ün Başak Burcu'na geçiş yapması sevgili Boğa burçları için biraz daha aşk meşk konularında daha titiz, daha böyle irdeleyen, daha böyle eleştiren, daha böyle titiz davranan, böyle önüne gelenle değil de daha böyle aklına yatan kişilerle görüşmek, daha böyle ciddi görüşmeler yapmak gibi durumlar söz konusu olabilir. Ya da Venüs Başak Burcu'nda sevgili arkadaşlar düşüştedir. Düşüşte olduğu için biraz bu aşk konularında kendinizi rahat ifade edemeyebilirsiniz. Sevginizi gösteremeyebilirsiniz ya da karşı taraftan sevgi alamayabilirsiniz. Bu tarz etkiler var. Çocuğunuzla ilgili gündemler olabilir. Venüs Başak'tayken çocuğunuzla ilgili iletişiminizde, çocuğunuza gösterdiğiniz ilgide sıkıntılı bir süreç olabilir. Çocuğunuza ilgiden ziyade daha böyle eleştiren, didikleyen, sürekli böyle işte şöyle yap, böyle yap diye ikaz eden bir durum söz konusu olabilir ve sürekli bir sorumluluk yüklemek gibi de çocuğa bir enerji içinde olma ihtimalimiz var. Biraz böyle keyif, konfor alanımızdan ziyade daha çok sorumluluklarımızı düşüneceğimiz de bir durum söz konusu olabilir. Bizim için diyorum sevgili Başak Burcu, pardon Boğa Burcu için. Devam ettiğimizde Çarşamba ve Perşembe günü biraz daha yine aşk meşk konularına yöneleceğiz. Çocuklarla ilgili konuların devam ediyor. Hafta sonu itibariyle de sevgili arkadaşlar biraz daha çalışma hayatımız yani gündelik yaptığımız işler. Ne iş yapıyorsak bazılarımız tabii ki işe gidiyor, çalışıyor. Burayla ilgili bir tutulma gerçekleşiyor. Eğer çalışan bir yükselen boğa burcuysanız çalıştığınız yerle ilgili bir tutulma ve burada bir dönüşüm söz konusu olabilir sizin adınıza. Ve yeni başlangıçlar da tabii ki getirecek. Burada ilişkiler, yeni ilişkiler kurmak, yeni iş yani beraber çalışacağınız yeni insanlarla tanışmak ya da yanınıza yeni elemanlar almak, yardımcılar almak ya da evcil hayvanlar edinmek ya da evcil hayvanınızla ilgili bazı konuların gündemde olması gibi durumlar söz konusu olabilir. Yine yükselen boğalar sağlığa burada biraz daha dikkat etmeniz gereken bir durum söz konusu. Özellikle bel kısmınız, bel ağrıları falan söz konusu olabilir. Buna dikkat edin diyebilirim. Ve Mars Akrep Burcu'na geçiş yapacak ve Mars'ın Akrep Burcu'na geçiş yapması sizin evlilik ve ilişkilerinizde daha böyle aktif olma gibi bir durumu tetikleyebilir. Burada
Mars'ın Akrep'te, evet, Mars Akrep'te güçlü bir pozisyonda ve evliliğiniz için mücadele edebilirsiniz, ilişkiniz için mücadele edebilirsiniz ya da burada baskı gösterebilirsiniz. Yani herkesin haritasına göre değişebilir. Burada öç alma, hırs alma, intikam alma duyguları da söz konusu olabilir sevgili boğalar. Yani ortaklık, ilişki kurduğunuz kişilerle evliliğinizde bir burada yani şimdiye kadar sabrettiniz, artık biraz daha eyvallahsız olma gibi bir durum söz konusu olabilir. Ya da aklınıza koyduğunuzu, kafanıza koyduğunuzu yapma gibi bir durum söz konusu sizin adınıza. Aynı zamanda hafta geneli itibariyle Mars Plüton karesi söz konusu. Sizin de zaten evlilik evinizle ilgili, evliliğinizde, ilişkilerinizde, ortaklıklarınızda bir dönüşüm var sevgili yükselen boğalar. Bir dönüşümden geçme gibi bir durum söz konusu ve sizin bu evliliğinizi biraz tetikliyor gibi bir durum gösterebilir. Yani şöyle bir şey var. Venüs'ün Başak'a geçmesi, aynı zamanda Mars'ın Akrep'e geçmesi, sizin aşk konuları, ilişki konuları, ortaklık konuları, evlilik konularınızı bayağı bir tetikleyebilir. Ve burada sanki sevgi görememe, ilgi görememe, ilişkilerde mutlu olamama gibi bir durum söz konusu olabilir ve aynı zamanda tek beni korkutan bu yükselen boğalar için sanki intikam duygularının da söz konusu olabileceği bir durum var. Buna da dikkat edin diyebilirim sizin için sevgili yükselen boğalar. Evet, sevgili arkadaşlar, yine hafta sonu çalıştığınız iş yeriyle ilgili Merkür de burada olacak. Yani gündelik hayatınızdaki kişilerle sürekli görüşmeler, iletişim içinde olmalar, kendinizi göstermeler, fikirlerinizle, düşüncelerinizle, tecrübelerinizle burada faydalı olmak, yardımcı olmak gibi durumlar söz konusu olabilir. Ya da burada siz görmemezlikten gelme gibi bir durum da olabilir. Burada güneş çok yanık değil ama bir şekilde sanki ben bunu söylemiştim de fark eden olmadı. Beni gören olmadı, beni duyan olmadı. Ben söylemiştim bunların hepsinin olabileceğini anlatmıştım ama kimse beni hesaba almadı gibi enerjilerde de olma ihtimaliniz var hafta sonu itibariyle. Yine hafta sonu sağlığa dikkat edin diyebiliriz sizin için. Ve aynı zamanda sevgili arkadaşlar, daha çok burada sağlık konuları gündemde. Yine bir hastane olayları gibi bir durum olabilir bizim adımıza. Dikkat etmemiz gereken durum bunları tetikliyor diyebilirim sizler için. Evet sevgili yükselen boğalar, sizler için de söyleyeceklerim böyleydi. O zaman mutlu haftalar diliyorum. Allah'a ısmarladık.